10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 38 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 38, Sözel, 7. Mehmet Rauf'un bu sorusundan, yazılmasını istediği romanların her şeyiyle kendimizi yansıtan romanlar olduğu anlaşılıyor. Servet-i Fünun döneminde işte böyle romanlar yazılmaya çalışılmıştır. Bu dönemin yazarları önceleri doğal olarak romantizmin etkisinde kalmışlarsa da zamanla gerçekçiliğe yönelerek içinde yaşadıkları toplumun yaşamını romana aktarmayı başarmışlardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Servet-i Fünuncuların romantizmden realizme geçme isteği dile getirilmiş olur. A. Bütün anlatılar içinde edebiyat anlatıları, bunlar içinde de kurmaca anlatılar sanat dünyasında nasıl bir yere sahiptir? B. Birer okur olarak her birimizin romanlardaki gerçeklik ögelerini doğru tespit edebilmemiz ne kadar mümkün olabilir? C. Kurmaca metinlerde gerçeği aramak ne kadar doğrudur ve bu eserlerde gerçek denen şey ne derece bulunabilir? D. Kişileri çevremizde yaşayan insanlara benzeyen, G. Olayları çevremizde olup bitenlerden oluşan romanlar ne zaman yazılacak? E. Gerçekliği metnin bütününde mi yoksa kişiler, zaman, mekan, tasvir ve teknik ögeler gibi her bir unsurda mı ayrı ayrı aramalıyız? Cevap, D. 8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminde roman türünün olgunluk kazandığının göstergelerinden biridir? A. Teknik kusurların azalması. B. Tesadüflere sıkça rastlanması. C. Romantizmin öne çıkması. D. Kişilerin ruh tahlillerine önem verilmemesi. E. Toplumsal meselelere değinilmemesi. Cevap, A. 9. Batılı anlamda romancılık bu dönemde başlamıştır. Romanlar realizm ve naturalizmin etkisinde gelişmiş, eserlerde gereksiz tasvirlere yer verilmemiş, olaylar İstanbul ve yakınlarında geçerken Fransız cümle yapısına uygun devrik ve iç içe birleşik cümleler kullanılmıştır. Üst tabaka insanların kahraman olarak seçildiği eserlerde ruh çözümlemeleri dikkat çekicidir. Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanzimat. B. Fecriyat-ı. C. Servet-i Fünun. D. Milli Edebiyat. E. Cumhuriyet. Cevap, C. 10. aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Saffet Nezihi Zavallı Necdet. B. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Gönül Hanım. C. Hüseyin Cahit Yalçın Nadide. D. Mehmet Rauf Genç Kız Kalbi. E. Halit Ziya Uşaklı Gilkan. Cevap, E. 11. Halit Ziya, Suud Kemal Yetkin'e gönderdiği bir mektupta romana başlayışını şöyle anlatmaktadır. Dadıların masallarıyla başladım. Okumaya gücüm yetince Türkçe'de elime geçen bütün hikayeleri okudum. Lakin 14 yaşlarına doğru Fransızca'da okuduklarımdan zevk almaya başlayınca artık Türkçe hikaye okumaktan vazgeçtim. Bir yandan eğitimim ve araştırmalarım devam ederken diğer yandan yazılar yazmaya başlamıştım. O zaman Fransız edebiyatı naturalizm akımının etkisindeydi. Balzac, Flaubert, Stendhal, Daudet, Zola, Conjurtlar sevdiğim başlıca yazarlardı. Eğer bu sanatta bir gelişme gösterebilmişsem, bunu İstanbul'a geldikten sonra Servet-i Fünun'da yayımladığım, Mai ve Siyah ile İkdam'da yayımladığım küçük hikayelerle mümkün olmuştur. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Halit Ziya, ilk yazılarını eğitimine devam ederken yazmaya başlamıştır. B. Yazar masallarla başlayan okuma faaliyetini Türkçe ve Fransızca hikayelerle sürdürmüştür. C. Halit Ziya, Servet-i Fünun dergisinde yayımlandığı Mai ve Siyah romanıyla adını duyurmuştur. D. Yazar, Fransız edebiyatının önemli naturalistlerinden etkilenmiştir. E. Halit Ziya, romanlarını Servet-i Fünun ve İkdam'da yayımlamıştır. Cevap, E. 12. aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dönemi romanları içerisinde yer almaz? A. Ferdi ve Şurekası. B. Genç Kız Kalbi. C. Kırık Hayatlar. D. İntibah. E. Aşk-ı Memnu. Cevap, D. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 38 cevabı.
ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.